kitlesi için. Millet olma kavramının ne kadar büyük bir erdem olduğunu, bir kurtuluş savaşının ne kadar erdem olduğunu, başımıza nelerin gelebileceğini ve nelere maruz kalabileceğimizi bize santim santim, bak santim santim yaşatıyor. Ve o an dönüyorum. Yani hani oturup dua ediyorum. Bu şerefi bize verdikleri için. Bize şerefi verdikleri için. Eğer birilerinin işte o gün yaşandığı gibi manda bir imayesine girmiş olsaydık İngilizlerin veya başkalarının veya işgal altında kalmış olsaydık olacakların her biri şu gün yaşadığımız karelerin aynısıydı. Evine giriyor, evini alıyor, eşyasını alıyor, toprağını alıyor, camisini yıkıyor, kutsalına önemsemiyor, çocuğunu, altı yaşında çocuğunu terörist alıp götürüyor ve bunu 2024'ün dünyasında uluslararası normların en kuvvetli olduğu dönem diye lanse edilen dönemde yapıyor. Ya 1919'da ne olacaktı? 1923'te ne olacaktı? ...başınıza ne gelecekti, başımıza ne gelecekti. Ama şu görüntüleri görünce... ...bunların benzerlerinin yaşandığını biliyoruz çünkü o dönemde. Yunan mezalimi sırasında nelerin yaşandığını biliyoruz. Ermeni mezalimi sırasında Doğu'da ne yaşandığını biliyoruz. Rusların işgal döneminde ne yaşandığını biliyoruz. Fransızların aşağı girdiklerinde neler yaptığını biliyoruz. Hepsini biliyoruz. Ve çok kısa bir süre yaşandı bunlar. 75 yıldan beri yaşanan bir aşağılamadan bahsediyoruz. Bir bir tek kare görüyorsunuz şu anda. Bu kare, bu insanların hayatı 75 yıldan beri var. Bu şekilde görüyorsun. Hani diyorsun ya, adamları çıplak alıp götürüyorlar. Serbest bırakılan rehineler vardı. Ne dedi serbest bırakılan bir kızcağız? Ne dedi? İsraillerden mi bahsediyorsunuz? Şu Filistin'in direnişçi kızlarından vardı. Evet, ee, kahraman yani, e, direnen ahet, kız diye ismi geçmişti. Ahet Temimi. Heh. Anlattı hikaye. Hatırlıyor musun? Bize kıyafetlerimizi vermediler dedi. <laughs> yerde yatıyorduk dedi. Yer, yat, yerde yatak falan değil yanlış anlama. Yerde yatıyorduk. Yıkanma ve su dedi hiç verilmedi. Ve küçük bir deliğin olduğu, küçücük bir deliğin olduğu tuvalet vardı dedi. Küçük bir delik yerdi. Sen şey diyorsun. Adamlara burada muamele yaptı diyorsun. <laughs> Bu muameleyle her gün yaşayan, yaşayan, o cezaevlerinde yaşayan on binlerce insan var. On binlerce insan var ve bir günlük mevzu değil bu yani. 75 yıldan beri bunun farklı farklı versiyonlarıyla yaşıyorlar. Ben bu halkın bunlara rağmen bu bölgeyi terk etmemesine, hala direniyor olmasına, hala bu kavganın bir parçası olmuş olmaları gerçekten takdir. Yaptıklarını normal görmeyebilirsiniz. Yeterli görmeyebilirsiniz. Ama bunun belki yüzde birini görüp de topuklayan ben birçok toplum biliyorum topuklayıp giden yüzlerce toplum biliyorum. Hiç öylesine fazlasına falan gerek yok. Bunun bak ne diyorum yüzde birine yalnızca bir gün dayanamayıp topuklayanlar var. Bu insanlar 75 yıldan beri yaşıyorlar. Bu CIA'nin başkanı yap, başkanlığını yaptı biliyorsunuz. Peki bu hanımefendinin Irak Savaşı'ndaki görevi neydi biliyor musunuz? Musul'daki hapishanedeki CIA'nin sorgu sorgu bölümünün başındaki olan kişiydi. Yani o zaman... Sorgulara giren kişiydi. İşkence Efendim? yöntemlerini de geliştiren kişi mi? Bilemem işkence yöntemi geliştirmediğini. Ama sorguları yapıyor. Şimdi bana çünkü arkadaşlar e, kısa bir bilgi attılar. Onun atanmasıyla kara delik denilen işkence merkezleri, Hayalet Gemiler, Ebu Gureyf Hapishanesi, Korku Adası, Garcia, Guantanamo ve ölüm kampları yeniden dünya gündemine girmişti diye de bir notu ben paylaşmış olayım. Yani şimdi... Yaşadığımız her sürecin içerisinde e, yine kendimize getireceğim. Bir ülkenin istihbaratının ne kadar önemli olduğunu, bir ülkenin ordusunun ne kadar namus, şeref, izzet ve haysiyet için ne kadar önemli olduğunu, bir ülkenin vatan toprağının neden önemli olduğunu, milletin ne kadar önemli olduğunu ve bunu savunmanın yani bugünlere çok dalga geçilen bir konu var ya herkesin söylediği şey vatan millet Sakarya diye bir dalga geçtiği hmm. bir konu var ya işte o vatanın, o milletin ve o Sakarya'nın ne kadar önemli olduğunu size bir kez daha gösteriyor. Ama sizin anlamanızı ben beklemiyorum. Bak gerçekten söylüyorum. Çünkü siz vatansızsınız, siz milletsizsiniz, Sakarya'nın ne olduğunu bilmeyen adamlarsınız. Adam öyle dalga geçiyor ya, yine başladılar vatan, millet, Sakarya diye. Bulamadınız değil mi başka dalga geçecek bir şey? Bulamadınız değil mi?